Manevi, kişisel, kendi içinde, kendine yaptığın çalışma, istikrarlı, tekrarlı, özellikle kendimize verdiğimiz sanki bir söz gibi, bir yemin gibi. Bu anlamda ne kadar istikrar ve tekrarı uzun süreliyse o kadar kalıcı etkide. Ve bu şekilde düzenli buluşmalarda kendi alanımızda da bunları alışkanlığa getirmek için ilham olması adına. Sadece beraber buluşmaktan ziyade kendi kendimize de kalan günlerde 20 dakika en azından böylesi bir sessizlikle güne başlayabiliriz. Ve belki konuştuklarımızı, geçmiş diğer sloganları hatırlayabiliriz. Onlar üzerinden yeniden tefekkür edebiliriz. Peşinden Lojong, Tibet Budist öğretisindeki zihin sloganlarını, zihin için, tefekkür için, bununla daha derin aslında manevi bir değişim vaadinde, daha geniş bir kalp diyebiliriz buna, daha anlayışlı, daha şefkat dolu, daha kapsayıcı. Bu niyette de verdiği küçük tohumlar gibi sanki toprağa ekince sonra bir gün çiçeğe, meyveye dönüşecek. Cümlelerimiz, sloganlarımız bunları konuşmaktaydık. En son bıraktığımızda son iki slogan Tonglen isimli bir meditasyon ve zihin yaklaşımından diyelim bahsetti. Alma ve vermek diye nefes üzerinden bunun daimi olarak devam etmesi gerektiğini hatırlattı. Söylediği şey uygulamada aslında başkalarının da acılarıyla bağ kurma deneyimi ve onların da acılarına sırtını dönmeden kucaklayıcı ve şefkat dolu bir yine yaklaşımla cevap verebilen bir kalp geliştirme. Bunu da her nefes aldığında sanki dışarıda önce fiziken acı çektiğini düşündüğün veya zor durumda olduğunu bildiğin biriyle imgeleyip ardından bütün gezegen, bütün insanlık içinde böylesi bir genişlikte düşünme haliyle imgelen. Ve sonra dedi ki diğer slogan, alma ve vermeye önce kendinden başla. Bunu dışarıda başka birilerini aslında gördüğünde acıyı tanımlıyorsan, zorluğu tanımlıyorsan, öfkeyi tanımlıyorsan sen bunu bu bedende, bu sınırlar dahilinde bildiğin için. Bu yaklaşım önce kendinden başla derken herkes kendi içinde olan ne varsa onu biliyor. Onunla dışarıdaki dünyayla bağ kuruyor. Bir başka cümle, kendiyle bağ kurduğu kadar başkasıyla bağ kuruyor ya da bu anlamda da kendimizle bağ kurma adına Tonglen'i yani kendi korkularımıza, öfkemize, zorluğumuza, acımıza da yapabileceğimizi ve hatta önce ona yapmamız gerektiğini hatırlattı. Zorluklar bu yaklaşımda o zaman bir engelden ziyade kalp genişleten, dönüştüren, evrime, sadana, manevi olarak benim evrimime hizmet eden bir araca dönüşebilir. Şimdi bugün ekleyeceğimiz sıradaki slogan tam olarak yine buradan devam ederek bunu söyleyecek. Direkt diyor ki slogan bize, dünya kötülükle dolduğunda her olan biteni bu öğreti içerisinde body diye bir kavram var. Body yoluna dönüştür. Ne demek? Aydınlık, kendi içinde manevi derinlik veya şefkat dolu bir kalp olma adına dönüştür böyle diyelim. Dünya kötülükle dolduğunda her şeyi body yoluna dönüştür. Ya da her şeyi bir sadhana gibi gör. Ya da her şeyi kendine bir manevi gelişim aracı olarak gör. Gibi de belki Türkçeleştirebiliriz. Dünya kötülükle dolduğunda diye direkt bize böyle bir dize vermiş. Bir gün gelir baktığınızda her şey karanlık, her şey daha ağır, her şey daha zor. Tüm o çaresizlik, umutsuzluk veya zor anlarınızda dışarıda şahit olduğunuz, tanıdığınız durumlar olabilir bu. Tanımadığınız yani bizatihi bilmediğiniz insanların başına gelen
bir şeylere şahit olmak olabilir. Ya da elbette kendi küçük ölçekli alanında, hayatında gördüğün zorluklar, böylesi tırnak içinde kötülükler olabilir. Maneviyatın yolunda sadana veya aydınlanmanın yolunda iyi ya da kötü yok. Aslında dize bunu söylüyor. Her ne varsa, her şey sana hizmet için zaten. Ve her şey sana hizmete dönüşebilir. Yeter ki sen öylesi bir bakışla görmeyi kendine hatırlat. Bu yüzden Lojong üzerinden yapılan bir başka meditasyon çalışmamız vardı. Bunu da kanal üstünden paylaşmıştık. Oradaki tefekkür de hayatında bizatihi senin yaşamış olduğun bir zorluk. Yine bu anlamda senin için zor bir deneyim seni nasıl şu anda evriltti ve dönüştürdü, buna yeniden bir farkındalık kazanmak. Bunu hatırlayınca insan, çünkü her gelende, her sıkışıklıkta, her seni bir yere aslında kısıtlayanda yeni bir özgürlük alanının keşfinin saklı olduğunu hatırlatabiliyor kendine. Bakışını bu anlamda değiştirebilmede saklı aslında algımız ve deneyimimizin içeriğini dönüştürme. Örnek, size sunulmuş olan bir hastalık, sunulmuş olan bir hastalık ya da diyelim. Şu anda veya şimdiye kadar yaşamış diğer pek çok insanın acısıyla bağ kurmanıza vesile. Daha büyük bir anlayış, daha büyük de şifa olma adına eyleme geçmek için ilham, bunun yollarını araştırmak için de cesaret ve daha büyük şevk verebilir. Örnek, her kendi alanımızda aslında bildiğimizle cevap veriyoruz dünyaya. Bu niyetle de bu slogan bize şunu hatırlatmaya çalışıyor. İnsan sanki olumlu olanın, iyi tırnak içerisine kendisi için keyif verenin denge hali olduğunu sanabiliyor. Ama iyi de kötü de her ne varsa bakışa göre ve her biri olduğu halinde tamamen yine de sana varlığında hizmette. Dharma diye bir kavramdan bahsetmişti bize öncesinde. Bunu bir dize içinde geçirmişti. Bütünün aslında içinde tüm parçaların birbiriyle muazzam uyumda ve ahenkte olduğunun ifade eden bir kavram bu. Her şey yerli yerinde, hiçbir şey o sistemin içinde aykırılıkta veya karşıtlıkta değil. Bu şunu söylemek adına, karşına çıkan her deneyim olması gereken yerde, olması gerektiği biçimde. Yine Tonglen'e dair de geçen buluşma söylediğimiz gibi. Her neredeyseniz orası sizin en güzel yeriniz. Her neredeyseniz orası sizin bilgeliğiniz için en kıymetli öğretiyi taşıyan yer. Hangi deneyimdeyseniz, neredeyseniz aradığınız öğretmen zaten orada saklı. Bunu tekrar hatırlatıyor. Ve o zaman buna örnek olabilecek onlarca hikaye var. Ağır bir deneyim, tam tersine daha büyük bir bilgelik fırsatına dönüşebilir. Bir maddi zorluk, daha büyük çalışkanlık veya üretim fırsatına dönüşebilir. Bu niyette bu bilgiyi aktaran ustalardan, Tibet öğretisi içerisinde pek çok keşiş, rahip ya da diyelim ki işte böylesi usta, özellikle şu an Tibet, Çin tarafından sürülmüş durumda insanları ve istila altında. Binlerce onlarca insana yapılmış kıyım ya da katliam var, fiziki olarak bakılırsa politik. Bunlardan bir tanesi diyor ki, Çin'de bir hapishaneye atıldığında gördüğü zor, işkence gibi ağır deneyimlerden sonra orada gerçekten şefkati kaybetme ihtimaline düştüm ve bu benim için en büyük tehlikeydi. Tam da o noktada şefkatin ne kadar büyük bir asıl kalp deneyimi olduğunu, genişletici deneyim olduğunu hatırladım bir ustanın dizeleri. Ve bu niyetle daha fazla oradan sonra kalp sarmaya, bunun benzerliğinde
acı deneyimini yaşamış olanla buluşmaya, onları dönüştürmeye hayatını adamış bir kişilik. Bu benzerlikte herkes kendisi için elbette kıymette onlarca eminim cümle bulabilir. Herkesin kendi hayatında baktığında şu anda bugününe getiren pek çok zorluk, pek çok aslında olumsuz gibi görünen o zaman için deneyimi var. Ama içinden geçtikten sonra, bittikten sonra arkanızı dönüp bakınca diyebiliyorsunuz ki tam da iyi ki onlar oldu. Onlar olmasaydı şu anda zaten bu farkındalık halinde ya da bu anlayış halinde olamazdım. Bunun aslında ispatı olabilecek bir sürü deneyim herkesin hayatında eminim var. Belki geldiğinde o yüzden bize şunu hatırlatmaya çalışıyor. Hiçbir şey iyi ya da kötü olarak ayrımda değil. Her şey zaten olması gerektiği yerde, her şey sana sunacağı bir hizmette. Bu hatırlayıcılık deneyimin kendisine o ilk verdiğimiz üç zehir diye tanımladığı isteme ve istememe, iyi, kötü, güzel, çirkin ya da ta birinci sloganda temellerde önce yetkinleş dediğinde kendini bu kadar önemseme, mutluluk halinin sadece istediklerine ve istemediklerine bağlı olarak kurmaya çalışırsan bu hep bir hayal kırıklığı olacak demesine de bir cevap. Bu iki slogana da bir cevap. Olumlu kadar olumsuz da bu dünyanın içinde her daim şahitlikte olacak. Çünkü her şey, her deneyim bakan göze bir fırsat veya bir evrim için araçsallığında. Bu anlamda muazzam veya muntazam, neden sonuç ilişkisinde kurulmuş bu evrenin düzeninde diyelim. Sizin karşılaştığınız size özel biricik bir hikaye. O biricikliğinde gözümüz her birini body. Body dediğinde bodhisattva diye bir kavramı var bu öğretinin. Varlığında daha şefkat dolu, kalbi daha geniş, anlayışlı. Tüm canlılara ayrımsızca sevme becerisi geliştirebilen. Böylece de dar kimliğinden, kalıbından kendini özgürleştirmiş olabilen. Varlığında sonsuz bir huzur, çatışmasızlık yani çelişkinin kalmadığı muazzam bir o tamlık veya bütünlük halini keşfetme hali. Bodhisattva dediğim. Bu uyanmış bir zeka veya daha derin bir görüşe uyanmış kalp. Belki böyle de benzetmeler yapacaksak. Body yoluna dönüştür dediğinde de dolayısıyla kendinizi böylesi bir geniş kapsayıcılıkta, şefkat, sevgi ve diğer tüm erdemlerin içinizde yeşermiş olduğu bir hale evrim için görebilirsiniz. Bu niyetle geriye dönüp baktığımızda bir deneyim, bir şeyin kaybı, fiziki olarak bir yerin iflası veya bir hastalık, bunun gibi virgül virgül söylenebilecek hepsi. Her ne olursa olsun size bıraktığı aslında kıymet şu anda hepsi deneyimler bir rüya olduğunu da bil demişti. Geldiler ve geçtiler. Bitti. Her şey gibi geçici. Tüm deneyimler kadar geçici. Bütün olan biten iyisi de kötüsü de. Ama size ne kaldı miras? O deneyimin sonucuna verdiğiniz cevap ve varlığınızdaki buna bağlı dönüşüm. Erdemler diyelim, zihinsel, böylesi yetkinlik halleri veya farkındalık halleri adına ne diyeceksek hepsini diyebiliriz. Ya da manevi olarak daha genişlik, daha anlayış, daha kapsayıcılık. Bu niyetle hepimize kalan miras yine böylesi güzel bir sözü var. Buddha'ya atfedilen bir söz. Hiçbir şeyi buradan götüremezsiniz. Zenginliğiniz, malınız, mülkünüz, bu bedenin kendisi bile burada kalmaya mahkum. Götüreceğiniz bir şey varsa yapıp etmelerinizin sonucunda aldığınız deneyimler, kendi içinizde ektiğiniz o erdemler ya da geliştirdiğiniz zihinsel
şefkatiniz veya anlayışınız, böylesi bir halin kendisi. Bu anlamda erdemler sadece yapılıp edilmiş, o deneyimlere verilmiş cevaplar, anlayış veya kapsayıcılık kelimeler bize miras. Tüm dünya kötülükle dolduğunda, yani gözlerin kötülük, gözlerin zorluk, gözlerin acı, gözlerin olumsuz sayılabilecek herhangi bir deneyim gördüğünde, bak bu seni nasıl daha derinden genişliğine, şefkate, sevgiye, anlayışa meylettirebilir, evriltebilir. Böyle, bu cümle gerçekten, bu slogan çok kıymetli. Bunu hatırladığında insan her ne deneyim sizi umutsuzlukta bırakabilir ki? Umutsuzluk veya çaresizlik diye bir şey yok bu düzenin içinde. Bu cümleyi eğer hatırlarsak. İmkanı yok. Sonlu gibi görünen her şeyin ötesinde hep bir daha derin bakış daveti var. Hep göremediğin bir alana, o körlüğüne dair görüş ve ışık tutma şansı var. Ve bununla kaçınılmaz olarak sürekli evrim var. Sürekli manevi gelişim var. Bu anlamda bu dizenin kendisi muazzam varoluşa dair büyük bir zekanın, eş zamanında o zekaya görülen saygının ve varlığında da ona verdiğin cevapla umudun daimi yeşermesi demek. Dünya kötülükle dolduğunda body yoluna bunu evrim için kullan. Manevi, daha derin genişliğin için. Ve herkes, evet, zor deneyimlerinden büyük öğretmenliğini alarak daha anlayışlı, daha geniş bir kalbe yürüyerek zaten kendi ömründe de, biricik ömrünün içinde de buna şahit. Sonra bir dizemiz daha var. Bugün ikinci dizemizi de okuyacağız. İki dize şeklinde birbirlerini bağlayarak giden. Sıradaki de diyecek ki, çünkü ilişkililer, her eylemde sloganları uygulamaya sok. Devamı niteliğinde. Tamamen bize virgül deyip o zaman diyor. O zaman tüm dünya kötülükle dolduğunda her şeyi body yoluna dönüştür diyorsa, peşi sırada slogan bunu diyor. Her eylemde bu sloganları uygulamaya sok. Duymak için değil bu sloganlar. Sadece okumak için değil. Geçen buluşmada Milarepa'ya dair bir hikaye vardı anlatılan. Hani canavarlar mağarada karşılaşınca önce ona Lojong sloganlarını, bildiği kitapları okumuş, anlatmış. Ama canavarlar suratına bakıp sırıtmışlar. Sadece bir teorik bilgiyi okumak bir işe yaramıyor maalesef. Konuşmak bir noktada, hatırlatıcılığında, şu an yaptığımızda, bunların asıl uygulamaya sokulduğu yer, bilginin bizim için hep o dediğimiz bilgeliğe dönüştüğü yer. Etimiz, kemiğimiz, özümsediğimiz, bizim gerçeğimiz olduğu yer. Yoksa Google'a girin, Lojong slogan yazın, çat diye hepsini zaten size çıkarır. Ne diye sabahın köründe kalkıp oturup burada bekleyesiniz, değil mi? Alın bir kitap, yazıyor zaten Lojong diye. Bütün kitaplar zaten açık. Şu an internet sayesinde hepsine de bedavada ulaşabiliyorsunuz. Derdimiz hala çok. Çünkü sadece sözle, yani kağıdın ve satırın varlığıyla ya da onu işitmenin varlığıyla, eğer ki dönüşüm bu kadar kolay olsaydı, o zaman bu dağlar, taşlar, duvarlar ya da ağaçlar, kütükler de bir anda hemen hepsi aydınlanmışa dönüşürdü. O kağıtların, kitapların veya ağaçların da daima varlığında. Arayarak bulunmaz ama arayanlar sadece bulanlardır diye bir söz var tasavvufta. Yaptığınız sadece çalışmanın kendisi, bir sonuç hemen öyle duyduğunuzda, peşine düştüğünüzde getirecek değil. Ama bunun için gayret ve çaba öncül gerek. Ve bu gayret ve çaba duymada birinci aşaması. Tefekkür daha derin. Oturup sonra kendi kendine. O yüzden yarın
Bu buluşma olmasa bile tefekkür için şans var. Bu akşam, bütün gün. Yine de bunu muhakeme edip hafızandan çağırıp sorgulaman için şans var. Diyor ki sıradaki slogan, bunu daima hatırla. Tefekkür et, düşün ve şans geldiğinde yakala. O yüzden o deneyimler bize büyük öğretmen. Çünkü şimdi uygulamaya sokmak için ne kıymetli ki şans geldi. Acı geldiğinde, zorluk geldiğinde o zaman insan içinden aksine bunu şu an uygulamaya sokabilmek için fırsat var elimde, yaşasın. Yani bilgeliğe dönüşmenin şansı var elimde. Tam da orada belki sürtünmeyi deneyimlediğinde, belki daha da daraldığını, sıkıştığını hissettiğinde, şimdi eylem olarak uygulamaya sokmanın şansı var. Her eylemde diyor. Slogan her eylemde, hatta sadece olumsuzda değil, her eylemde. Bir su içtiğinde, bir bardağı yerden kaldırdığında, birisine bir bakışında, adımını attığın her anda tüm bu söylenilenleri uygulamaya sokabilecek fırsat varmış. O zaman bu çok daha ömrü kıymetlendiren bir şey. Çünkü bu ömrün her bir saniyesi sana, senin için daha derininde bir manevi varoluşa, anlama, genişlemek için verilmiş bir fırsat. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Yani ömrünün, hayatının anlamını arayan, bulamayan, boşlukta hayatını düşünen var ise, hayatımın anlamı ne? Hayatın bir tane anlamı var zaten herkese. Anlamının kendi içinde bilmek, bulmak, varlığının daha derinden hikmetini, kıymetini bilmek, yaşamı yaşadım diyerek yaşayabilecek bir yerde son nefesini verebilmek. Bunun içinde her eylem ona hizmet eder ki o zaman. Eğer böylesi bir yerden genişliği koyarsan, ne hizmet etmesin? Çünkü zaten yaşamın kendisi her an eylemle kendini gösteriyor. Her an o eyleme verilen bir cevap deneyimle kendini burada var kılıyor. Her eylemde bu sloganları uygulamaya sok, bilgiyi uygulamayla bilgeliğe, yaşamı veya benzer şekilde bir deneyimin içine girerek, herhangi bir başka deneyimde olsun, yüzme ya da bisiklete binme, uzaktan bakarak öğrenemezsiniz. İçine girip ıslanarak ya da bisikletin tepesine binerek ancak, düşerek, kalkarak, yeri gelir boğularak kendinizi oradan tekrar çıkarmaya çalışarak yüzmeyi öğrenebiliriz. Yaşamayı da bu anlamda eylemlerin içinde, her sıkışmada, zorlukta, anlayamadığımızda, dünyaya bakıp da bunun adı kötülük dediğimizde, kendi ömrümüze, hayatımıza bakıp da bunun adı aldatma, bunun adı kandırma, bunun adı öfke dediğimizde, her ne deneyimle şahitliğe gelirsek, tam da işte şimdi bu bir fırsat, daha derin bir kalbe uyanmak için, daha derin bir gerçekliğe uyanmak için. Hikmet, bizdeki Arapça body kelimesiyle aslında çok iyi çevrilebilecek bir kelime. Hikmete, yani nihai değişmezliğinde daha derin bir gerçekliğe, daha keskin bir muhakemeye evriltebilecek bir fırsat olarak görme. Her eylemde uygulamaya sokma. Ve bunun için yapabileceğiniz, yine yaratıcılığınızla her ne yol varsa, yeri gelir bu bir Zen Budist öğretmeninin tekniği, 10 dakika, 15 dakikada bir telefonunu alarma kurmak ya da başka bir alarmınız varsa, onların yaşadığı manastırda bu şekilde belli periyotlarla sürekli bir zil çalıyor. Bu zil şu demek: uyan. Gittiysen geri gel. Uyan. Şu anda neredesin? Ne yaptığına bak. Ne olduğuna bak. İstersen telefonda 15 dakikada bir, yarım saatte bir belki zil kurabilirsin. Bu zilin kendisi şu anda ne oluyorsa buna farkındalıkla, gözlemle bak. Kaybolma, içine girip boğulma, dağılma. Yine o yansımada, yanılsamaya kendini kaçırma, kaybetme.
Ya da bir kağıda notlar yazmak olabilir tam olarak bu sloganları yazmak gibi her eylemde sloganları hatırla gibi bir cümleyi cüzdanında taşımak, duvarına asmak, yatağının karşısına yapıştırmak. Hatırlamaya ihtiyacımız var, konuşmaya ihtiyacımız var, tekrarlamaya ihtiyacımız var. Tefekkür edip uygulama zamanı geldiğinde uygulamayı hatırlamamız için. O uygulamada bu cümleleri anımsamamız için uygulama harici anlarımız, zamanlarımız şu an yaptığımız gibi. O tekrarla o anlar için hazırlayacağım. Bu niyetle ister bir kağıda yazın, ister tekrar tekrar dinleyin. İster kendi kendinize tekrar tekrar sesli söyleyin. Her uyandığınızda ya da uyumadan önce veya zilinizi kurun. Özetle kendimize bunları hatırlatmanın yollarını ve uygulama anı geldiğinde de işte şimdi demenin o hatırlayıcılığı, çünkü diğer hatırlatıcılıklarda saklı, bulalım. Bunun için herkes hangi yolu seçerse. Şu an bize bu sloganlarda henüz söylemiş değil ama yoga öğretisi içerisinde gelen bir kavram vardır. İçinizdeki o derin özgürleşme veya bodhi sattva dediği gibi bu öğretide de daha aydınlık, daha kapsayıcı, daha şefkat dolu bir hale evrilmenin de şevki, ateşi, özgürlük veya özgürleşme ismini verelim. Huzur ya da mutluluğun ya da ismini verelim. O şevk ve o ateş ne kadar yoğunsa bu dönüşümde o kadar aslında uyanık, keskin ve hızlı olur. Hız aslında göreceli bir kavram, çok da doğru bir kelime değil ama o söylenilen slogan her eylemi uygulamaya zaten sokarsın. Böylesi bir yanan ateşin varsa içeride. Ya da her kötülüğü gördüğünde bunun sana manevi bir yol olduğunu, dönüştürecek bir fırsat olduğunu bilirsin. İsmi nereden, ne şekilde gelirse gelsin. Her zaman, her koşulda yapılabilecek sana bir fırsat var. Ve sınırlarla yeni alanların keşfi var. Bunu başka yerlerde de söylemiş olabiliriz. Ama elinizle topa dokunmadan oyun oynayın derse birisi, ayakla çeşit çeşit o topa dokunmanın yolunu buluyor insan. Futbol böyle icat edilmiş bir spor. Bu benzerlikte bir yerden kolunu kullanamadığın ya da başka bir yerden başka bir engelle sıkıştığın yerde hepimiz için body yoluna dönüşme dediyor. Bambaşka şeyleri görmek için o zorunluluk bize o bilgelik çağrısını ve o anlayışı, o kapsayıcılığı zorlu olarak sunmaya başlıyor. Her kısıt, özetle her zorluk bize yeni bir özgürleşme fırsatı ve şansı. Her acı bize daha derininden şefkat veya sevgiyi tanıma anlama şansı. Her yanılsamaya düştüğünü fark etme, kandırılma vesaire ne diyeceksek daha derin bir bilgelik, doğru görüş görmenin fırsatı ve şansı. Bu anlamda her eylemde bu sloganları uygulamaya sokmak ve dünyaya kötülükle dolduğunu düşündüğümüz, ömrümüzün de içinde ya da kötülüğün olduğunu düşündüğümüz her anda manevi bir gelişim fırsatı olduğunu görmeye çalışmanın kendisi bütün ömrü zaten sadanaya dönüştürür. Sadana o zaman 2 saatlik bir çalışma değil. Yoga 2 saatlik mat üstünde bir çalışma değil. Bu sohbetler sadece yarım saatlik değil, ömrün her saniyesi, her dakikası size o zaman yoga olur. Her saniyesi size o zaman zaten sadhana olur ya da manevi çalışma olur. Hiçbir şey birbirinden ayrılamaz ki. O zaman hayatınızı zaten ayıramazsınız. Bu sadece diyelim ki şimdi yoga yapıyorum, şimdi de dünya hayatı içindeyim. Bunu diyemezsiniz. Dünya hayatının yogadan ayrıldığı bir yeri yok. Hayatın kendisi zaten yoga diyor size.
Şimdi sadana yapıyorum. Şimdi de işte normal işte dünyevi öyle işler yapıyorum. İşe gidiyorum. Hiç sevmediğim bir işe gidiyorum. Bunun zamanının dolmasını bekliyorum diyemezsiniz. Sevmediğiniz iş size sadana zaten. Sevmediğiniz iş zaten en güzel yoga yapma fırsatı. Bu yüzden sevmediklerinizi sevmeye, sevdiklerinize tutunmayla başkalarını sevmiyorum diyerek öteleme, sınırlarımızın ayrıldığı yer bizim özgürleştiğimiz yer. Bize bunu zaten üç zehirle çoktan söyledi. Tüm o koyduğumuz büyük böyle cetvellerle ölçüp biçmeler ve ayırmalarımız kalın kalemlerle sanki burası iyi, burası kötü, burası iş, burası yoga veya işte ne diyecekseniz her ne yaptığınız uygulama alanı o zaman bu döngü dönmeye devam edecek. İyiniz, kötünüz, güzeliniz, çirkinizle bir o kadar güzeliniz olduğu için de acıyı yine de hayal kırıklığını bilmeye devam. Bu anlamda sınırları koyan zihnin olumlusunun da olumsuzunun da tüm hepsinin zaten manevi gelişim fırsatı olduğunu söyleyen bu iki slogan bize ayrımsız bir varoluş sunma niyetinde. Ayrımsız varoluşu burada bilmeye başladığımızda ömrün içinde de belki bilebiliriz. Her an, her saniye, herkesle, her canlıyla, cansızla bir arada. O noktada da zaten muazzam bir bağlantı ve bağımlılık birbirimizle ilişkideyiz. Bağımlılık derken bir aradalık. Birisine olan, geçen Tonglen meditasyonda dediğimiz gibi, bütün varoluşu olan, hiçbirini birbirinden ayıramazsın. Senin başına var olarak geliyormuş gibi duran bir zorluk bütün insanlığa aslında hizmette. Çünkü sen insanlığın bir küçük temsilisin. Ben insanlığın bir küçük temsiliyim. Ne oluyorsa bütün insanlık için. Bütün dışarıda gördüğüm insanlığa olan bir şey fiziki bu alana girmiyor gibi görünse de bu alana da dahiliyetinde. O zaman hiçbir şeye zaten kayıtsızlık kalamaz. Şefkat koşulsuz kapsayıcılıkla insan olmaya dair ne varsa onu kucaklayabilme becerisi. Sevgi, var olmanın kendisini varoluşundan kıymetle bilmenin aslında bir diğer ismi. Ve her şey benlikle ötekilik gibi gördüğümüz her şey aslında muazzam bir aradalıkta, tek bir benlikte. Böyle deyince de ne olursa olsun her şey hepimiz için her an bize hizmette. Son iki slogan tekrar söyleyerek tamamlarsak, dünya kötülükle dolduğunda her şeyi body yani aydınlanma veya gerçeklik, özgürlük, manevi gelişim yoluna bir fırsat diye gör. Ve tüm eylemlerinde sloganları uygulamaya sokmaya çalış. Tüm eylemlerinde. Hepimiz için fırsat zamanı. Şu andan itibaren. Ne zaman değil ki. Ama şimdi işte fırsat zamanı. Bunu dediğimde her an zaten şimdi. Şimdinizde yeni fırsatlarımız, yeni dönüşüm şanslarımız, sadananın her an her saniye, yoganın her an her saniye, manevi gelişimin her an her saniye bizimle olduğunu unutmayalım dilerim. Herkese gerçekliği adına, dönüşüm adına o anları görecek göz dolu bir gün dileğiyle. Hoşça kalın.